Yakalayarak yapıyordum bence. Öğrencilerimizin teorik eğitimlerinin yanında pratik eğitimleri de biz önemsiyoruz. Bu kapsamda Teknofestler öğrencilerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ve Teknofestlerde öğrencilerimize her türlü desteği veriyoruz. Onlarca öğrencimiz, her yıl 300-350 öğrencimiz Teknofest yarışmalarına katılıyorlar. Bunlara mekan bulmak, malzeme desteği sağlamak önemli. Öğrencilerimiz de bunları karşılıksız bırakmıyorlar. Çalışarak, gayret ederek son 4 yılda yaklaşık olarak 35 tane ödül aldılar. Bu ödüllerden daha önemlisi öğrencilerimizin bu teknolojileri, yenilikçi teknolojileri öğrenmeleri, uygulamaları her şeyin üstünde olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz tabii ki burada bir uygulama noktasında altyapı oluşturduklarından sonra mezun olduklarında TUSAŞ, HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR gibi ülkemizin prestijli firmalarına giriyorlar ve oralarda çalışıyorlar. Teknofest 2024 yarışmasına 350 öğrencimiz katıldı yaklaşık. 130 öğrencimiz ise finalist oldular. Elektrikli araçlar yarışmasında, ivmelenme yarışmasında elektrikli aracımız Türkiye birincisi oldu. Ayrıca en iyi tasarım ödülünü de aldı yani. Diğer 3 takımımız ise 3 ayrı ödül aldılar. Toplamda 5 ödül aldık. İnşallah 3 yarışma da daha sonuçlanmadı. Bu yarışmalara ayın 12'si 13'ünde girecekler. Oradan da biz ödül bekliyoruz. Teknofest yarışmalarını çok önemli görüyoruz öğrencilerimiz için. Çünkü Teknofestler öğrencilerimize özgüven kazandırıyor. 90'lı yıllarda öğrencilerimiz biz bu cihazları yapamayız, biz bu teknolojileri geliştiremeyiz algısı vardı. Fakat bu Teknofestler bu algıyı ters yüz etti, yıktı. Şimdiki öğrencilerimiz ise en iyi cihazları biz geliştiririz, en iyi teknolojileri biz yaparız algısı oluştu. Bu algı da ülkemizin geleceği için çok değerli olduğunu düşünüyorum. 3 senedir yarışmaya katılıyoruz. Bu sene Zeugma aracımızla 2024 Efficiency Challenge'da ivmelenme kategorisinde Türkiye birinciliği ve en iyi görsel tasarım ödülünü kazandık. Geçtiğimiz sene de aynı yarışta Hilal aracımızla Türkiye ikincisi olmuştuk. Bu sene birinciliği hedefliyorduk. Bunun için hazırlanmıştık. Birinci olduğumuz için sevinçli ve mutluyuz. Toplamda 20 kişilik bir ekibimiz var. Başta Erdal Öztürk hocamız, danışman hocamızla beraber 20 kişilik bir ekibiz. Aracımız 270 kilo ağırlığında, bağımsız 4 motordan oluşuyor. Toplamda 100 kilometre gibi bir sürate erişebiliyoruz. Motorları farklı farklı açıp kapatma özelliklerimiz var. Bu şekilde araç 9 saniye gibi bir sürede 200 metre mesafeyi kat ederek Türkiye birinciliği kazandı. Teknofest'in biz öğrencilerin kişisel gelişiminde derslerde görmüş olduğumuz teorik eğitimleri pratiğe dökmemiz konusunda çok iyi bir seviyeye getirdiğini düşünüyorum. Bu noktada üniversitemizde ve diğer üniversitelerdeki arkadaşlar da bu tarz projelere dahil olmalarını istiyoruz. Gaziantep Üniversitesi'nin de bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı başta Recep Yurttaş hocamız olmak üzere bütün üniversite çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu yıl Teknofest'e elektrikli aracımıza katıldık. Yani ben takıma daha yeni katılmış sayılırım ama çok yol kat ettim bu süreçte. Okulda öğrendiğim teorik bilgileri burada uygulama şansı buldum. Okulumuzun verdiği destekler sayesinde de zaten bayağı bir ilerleme kat etmiş olduk takımca. Bu yıl da Türkiye birinciliğini aldık, ivmelenme birinciliğini. Aracımız elektronik olarak yerlidir. Çoğu ürünü biz çıkarttık burada. Kartlarını, tasarlamasını, dizaynını, her şeyini biz yaptık neredeyse. Burada birbirimizi geliştiriyoruz ve ülkemiz için de faydalı olmaya çalışıyoruz. Zaten beklediğimiz bir şeydi aslında. Çünkü o kadar uğraş, o kadar emek, hani gece uykusuzlukları falan, bunların hepsinin üstesinden bir şekilde geldik ve bu zorlukta ekip arkadaşlarımızla beraber çok güzel işler başardık. Toplu olarak bir sürü aktiviteler yaptık. Çok mutluyum bunun için, çok da heyecanlıyım böyle bir şeye tanık ettiğim için. Hayatımda çok güzel bir an oldu aslında. Hem de ülkem için faydalı olmam çok mutlu ediyor beni.